2017-2018 sezonunda Gomis 33 maçta 29 gollük bir performans sergileyip sarı kırmızılı takımı şampiyonluğa taşıdığında kimse 3 ay sonra kendisiyle apar topar yolların ayrılacağını düşünmemişti. Gomis lig tarihinin rekorunu kırmış ve bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu. Ertesi sezona Galatasaray elindeki tek santrafor Eren Derdiyok'ta başlamış ancak o da 13 maçta 7 gol atmasına karşın devre arasında kadro dışı kalmıştı. Devre arasında gelen golcü ise bonuslarla birlikte tam 13 milyon euroyu bulan maliyetiyle Cagne olmuştu. Cagne Galatasaray'daki 12 lig maçında 10 gol attı ancak o gönderilecekler arasındaki yerini buldu. Galatasaray'da oynamak zordur. Galatasaray Türkiye'deki diğer rakiplerine pek benzemez. Bu kulüpte Drogba ve Jardel gibi en üst düzey santraforlar forma giydi ve son 30 sezonda Galatasaraylılar kupalara ve başarılara çok alıştı. Bu 30 sezonda Galatasaray'ın 14, rakipleri Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise toplam 15 şampiyonluğu bulunuyor. İşte tam da bu yüzden. Galatasaray'da vasatlığa tahammül yok. Tam da bu sebepten Radamel Falcao büyük ismine rağmen tabii ki eleştirilecekti. 5 milyon euro peşin, bonuslarla birlikte 7 milyon euroluk bir maliyeti vardı ve ondan beklentiler gerçekten çok yüksekti. Şimdilik o beklentileri karşıladığını tam olarak söyleyemeyiz. Tabii ki Kadıköy'deki golü bir kenara koyuyoruz ama liglere ara verilmeden önce de yavaş yavaş gerçek Falcao'yu görmeye başlamıştık. Özellikle Sivas Spor maçı performansı eski günlerini fazlasıyla hatırlattı. Geride kalan 8 haftaya ve Falcao'nun Türkiye deneyimine döneceğiz ama hadi hep beraber en başa dönelim. 33 yaşındaki Radamel Falcao tüm eleştirilerimize rağmen hakkını verelim ki yan gelip yatmayı seven bir oyuncu asla olmadı. Kariyeri boyunca rakip stoperlerle boğuşmayı seven, çok uzun olmayan ama boyuna karşın sırtı dönük pivot oyunu çok iyi bilen, çoğu pozisyonda sırtında stoper taşıyan bir santrafor oldu. Bu yüzdendir ki aslında Falcao'nun kariyerinde en iyi performans verdiği teknik adam, defansif ve mücadele gücü yüksek oyun anlayışı nam salmış Diego Simeone oldu. Ülkesinde bu mücadeleci oyunu sebebiyle Falcao'ya takılan isim de El Tigre'ydi. Yani Türkçesi Kaplan. Porto aslında Falcao'yu biraz geç getirdi Avrupa'ya. Agüero, Dybala gibi yıldızların geldiği 18'li yaşlarında değil de 23'ünde gelmişti. Önce Arjantin'de River Plate'de şovunu yapmış, sonra Avrupa'ya gelmişti. Porto'da daha ilk yılında 34 gol atıp 10 asist yapınca herhalde Avrupa futbolu bu muydu yahu diye düşünmüştür. Ertesi sezon işi daha da abarttı ve sadece Avrupa Ligi'nde 17 gol attığı sezonda tüm kulvarlarda 38 gol ve 6 asist yaptı. Porto'ya 2 sezon yeter de artardı aslında. Seviyesi Portekiz'in çok üzerindeydi ve La Liga'ya gitti. Kaplan çılgın hocası Simeone ile buluşacaktı. Onun için 40 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti ve bu para Falcao gibi bir golcü için oldukça kelepir bir bonservis sayılırdı. Falcao La Liga'nın zorluk seviyesi de işlemedi. Performansı Portekiz'den farklı değildi. İlk sezonunda tam 50 maça çıktı ve 36 gol atıp 6 asist yaptı. İspanya'da Messi ve Ronaldo vardı, onlardan sonra da Falcao geliyordu. İkinci sezonunda 41 maça çıktı ve bu kez de 31 gol attı. Süper Kupa'da Chelsea'ye 4 attıkları maçta 3 gol atıp 1 de asist yapmış, uzun süre unutulmayacak bir resital sunmuştu. Avrupa Ligi'ni, Süper Kupa'yı ve İspanya Kupası'nı kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde bir kez Porto, bir kez de Atletico Madrid'de gol kralı oldu. La Liga'da ertesi sezon şampiyon olacak Atletico'yu yücelten en önemli yapı taşlarından biriydi o. Ve kariyerinde ilk ciddi hatayı yapacaktı. Onu kaybeden Simeone, onun yerine yine kendisi gibi güçlü Diego Costa'yı bulacaktı ancak Falcao kariyerindeki sonraki döneminde istediğini bulamadığı bir sürece girecekti. Monaco tercihi Falcao için kötü olmuştu. Belki de Avrupa'ya geç gitmesinden dolayı 27 yaşında parayı tercih etmişti. Seviyesini La Liga'dan Lig 1'e düşürmüştü. Monaco'da 19 maçta 11 golle oynarken ilk sezonunda maalesef sakatlandı. Bu El Tigre'nin ilk ciddi sakatlığı olmuştu.
27 yaşına kadar her sezon 50 maça çıkar, bana mısın demezdi. Hem bu sakatlık hem de kariyer seçimi onu pişman etmiş olacak, ertesi sezon apar topar Manchester United'a gitti. Ama bu plansız ve acele bir karar oldu. Transferi tam 1 Eylül'de gerçekleşti. Takımıyla birlikte kamp yapamamış ve uzun süren bir sakatlıktan yeni çıkmıştı. Hem dünyanın en tempolu ligine gidiyordu hem de yaz kampı yapmamıştı. Hem de sakatlıktan yeni çıkmıştı. Üstüne bir de United, Sir Alex Ferguson sonrası çalkantılı bir döneme girmişti. Tüm bunlar birleşince 28 yaşındaki Falcao, kariyerinin ilk başarısız sezonunu burada geçirdi. Daha önce 20-30 golden az atmayan El Tigre, bu sezonda sadece 4 gol 5 asist yapabildi. Tabii sezon içerisinde irili ufaklı sakatlıklar yaşadığını da es geçmeyelim. İngiltere kaptana yaramamıştı. United'dan sonra şansını bir sezonda Chelsea'de deneyecek ama yine kötü bir sezon geçirecekti. Burada ağır bir kasık sakatlığı yaşayan Falcao, sadece 10 maça çıkabildiği sezonda mavilerle yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı. Artık 30 yaşına gelen Falcao için Monaco'ya dönüş zamanı gelmişti. Son 3 sezonda sakatlıklar onun kariyer hedefini düşürmedi. Yine de bırakmadı bu işin peşini. Monaco ile yeniden doğacak ve bu kez Fransa'da müthiş bir hikayenin başrolü olacaktı. Falcao Fransa'ya döndüğünde ortam bildiğiniz gibiydi. Fransa'da 2012-2013 sezonundan beri tek bir takımın borusu ötüyordu. Katar sermayesi sayesinde ligin çok üzerinde bir kadro kuran Paris Saint-Germain, Lig 1'i tartışmasız hakimiyeti altına almış, son 4 sezonun tamamında şampiyon olmuştu. Bu bozulmaz denen şampiyonluk serisini mucizevi bir hikayeyle bozan takım, Falcao önderliğindeki Monaco olacaktı. 2016-2017 sezonunda İngiltere'den dönen 30'luk Falcao'nun yanında 18'lik Mbappe'ler dikkat çekiyordu. Falcao artık liderlik yapacak, tecrübesini konuşturacaktı. O sezon sakatlık belasını atlatan Kolombiyalı yıldız, tüm kulvarlarda tam 43 maça çıktı. Müthiş bir liderlik örneği gösterip tam 30 gol attı. Mbappe ile inanılmaz bir ikili oldular ve hem de Paris Saint-Germain'i şampiyonluktan ettiler. O sezon tam 95 puan toplamışlardı. Ve sadece ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de fark yarattılar. Manchester City'yi bozguna uğratıp Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldiler. Ertesi sezonsa maalesef parası olan düdüğü çaldı. Genç yıldızların hepsi birer birer takımdan ayrılmaya başladı. Takımın lideri Falcao bu kez kalmayı seçmişti. 2017-2018 sezonunda da 36 maça çıktı ve 24 gol attı. Ertesi sezonda takımda kalan Falcao yine elinden geleni fazlasıyla yapmıştı. Bu kez 40 maça çıktı ve 16 gol kaydetti. Takımının şampiyonluk yarışında da ligde kalma yarışında da liderlik göstermiş ve 2 sezon önce şampiyon yaptığı takımı bu kez ligde tutmayı bilmişti. Yaşı 33'e gelen Falcao için artık yeni bir macera zamanıydı ve Galatasaray'a geldi. Galatasaray'daki ilk döneminde aslında söylenenin aksine oldukça istekli bir Falcao vardı. Takım arkadaşlarından az pas almasına karşın etkili olmaya çalışıyordu. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray performansı düşük olunca onun da elinden fazla bir şey gelmeyecekti. Hatırlanacağı üzere 0-0 biten Fenerbahçe maçında offside'dan da olsa bir pozisyon bulmuş ve topu adeta iğne deliğinden geçirerek şu mesajı vermişti. Bana pozisyon hazırlayabilirseniz ben de golleri atarım. Sezonun ilk yarısında sakatlanan Falcao, oyuna ve ritme ikinci yarı dönebildi. Bu süreçte sürekli Ocak ayını işaret eden Terim de takımı dönüştürdü. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Galatasaray vardı ve Falcao da pozisyon bulursa neler yapabileceğini göstermeye başladı. Son 8 lig maçında 8 gol atan Falcao, Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 9 golle oynuyor. Aslında aldığı süreye vurduğumuzda ligin en iyi golcüsü o. 105 dakikada 1 golle oynuyor. Bu sezon ligde en az 9 gol atmış 13 futbolcu var. Bunların oynadığı dakika başına en çok gol çıkaranlar Falcao ve Stanku. Geride kaldı 8 hafta.
Bu 8 haftanın ne zaman oynanacağını kimse bilmiyor ancak Falcao sağlıklı olursa neler yapabileceğini daha önce defalarca kez gösterdi.